Efendim hoş geldiniz. Hıncal Uluç'la baş başayız. Bu kez hava muhalefeti nedeniyle dış mekanda değil, iç mekanda. Ama yine Hıncal abinin ev sahipliğinde. Geçen haftadan bu yana her şey yolunda mı Hıncal abi? Fevkalade yolundadır. Öyle olsun, çok güzel. Bir milli maç dönemindeyiz. Dün akşam Almanya ile oynarken... Tabii ister istemez akla hep 2008 geldi. O geri dönüşlerin milli takımı. Hatta işte nihayetinde Almanya ile noktalanmıştı. O karşılaşmada, keşke o karşılaşmada 3-3 olsaydı. Orada 3-2 bitti ama. Dün ilk 11'inde ligimizden 7 oyuncunun olduğu milli takım. Evet, iki takımda da genç oyuncular vardı. Onlarda da Alman takımı da genç oyuncular ağırlıklıydı. Ama Köln'de Alman milli takımı bir takım karşısında 3 kez geriden gelmek ve maçı 3-3 bitirmek 90+4'te atılan golle iyi bir hazırlık maçı olarak, en azından moralimizi yerine getiren bir hazırlık maçı olarak kayda geçti. Neler düşündürdü size Almanya-Türkiye maçı? Evet, maçtan aklımda en çok kalan şey 4. hakemin kaldırdığı 5 tabelası, 90. dakikada. O 5 tabelası kalkınca benim aklıma 3-4 gün önceki havaya kalkan bir başka 5 tabelası geldi. Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı aynen milli takımımız gibi bir golle gerideydi. Hı hı. 4. hakem 5 tabelasını kaldırdı. Fatih Terim sahayı terk etti. Bir sürü laflar ettiler. Bana sorarsanız yaş etti. Biz bitti demeden bitmez. Sözünü armağan eden hocadır Türk futbol literatürüne Fatih Terim. Evet. Biz bitti demeden bitmez diyen hoca 5 tabelası havadayken sahayı terk ediyorsa bunun anlamı ben bitti diyorum. Takımın bitip bitmediğini bilmez ama ben bittim dedi ve kaçtı sahada. Şimdi aynı 5 tabelası kalktığı zaman hem de Almanya'da milli takım son 5 dakikada biri direkten dönen şuta rağmen 3-3'ü yakaladı. Yani Şenol Güneş'in takımı Fatih Terim'e o son 5 dakikanın ne kadar kritik, ne kadar önemli, ne kadar çok şeyi değiştiren bir süre olduğunu kanıtladı. Aslında bunu en iyi Fatih Hoca biliyordu 2008 döneminde. Diyorum, lafı literatüre sokan ama işte o 2008'lerin, o 2000'lerin Fatih Terim'i yok artık. Ne yazık ki yok. Şimdi sağdan kaçan, kafasında başka hiçbir şey olmadığı için hala takımı kendi ezberindeki o kötü futbol, lanetlenen futbol, yana geriye kaleciye, yavaş, hızlı hücum yapmayan, kanatlardan doğru dürüst atak yapmayan, Belhanda ve Feghouli'nin her şeyi ve oyunu öldürmesine şahit olan, yani inanılır gibi değil ya. Fener maçında döküldüler. Avrupa maçında, Rangers maçında döküldüler. Hala Kasımpaşa maçına onlardan çıktı. İşte buraya yazıyorum. Bu kafada giderse bu Fatih Terim kendisini tarihe geçiren Galatasaray'dan kovulur. Bir daha da kimse Fatih Terim'in adını ağzına almaz bu camiada. Kendine gelir mi gelmez mi? Neyse, aklıma gelen o. Onu evet. Şimdi milli maça gelince, yani benim için aslında bu lüzumsuz bir maç. Niye oynandığını da hakikaten anlamadığım bir maç. Bu kadar da yoğun bir maç takvimi var. Evet, böyle bir takvimin arasında, zaten o oynadığımız turnuva, Uluslar Ligi. Yani onu icat ettiler ki hazırlık maçlarına biraz ciddiyet verelim. Evet. Evet. Yani o FIFA'nın listesinde hazırlık maçları haftası olarak ayrılmıştı. Dedi ki böyle dandik maçlar olmasın. Televizyonlar da, şeyler de, tribünler de... Sponsorluklar, resmi gelirler artar biraz belki. Biraz gelirler artsın, biraz
seyirci de ciddileşsin diye böyle icat edilmiş. Şimdi icat turnuvanı, icat maçı. Yani tekrar söylüyorum, lüzumsuz, anlamsız bir maç. Ama işte Şenol Hoca bir takım yaptı. Hayatında ilk defa bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Löw'ün takımı da aşağı yukarı öyle. Öyleydi. Yani Alman takımı da hayatında ilk defa bir arada oynayan. Yani lüzumu şu, işte Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin, Hans milli olsunlar. Yavaş yavaş milli formaya alışsınlar. Bunun için bu pandemi döneminde, bu sıkışık ülke futbolları döneminde kalkıp Almanyalara gitmek, Köln'lerde onu oynamak değer miydi bilmiyorum. Ama sonu değdi. Evet. Sonu değdi. En azından böyle son zamanların Türkiye'deki büyük futbol seyircisi Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli, işte nispeten Trabzonlu. Yani Türkiye'deki futbol seyircisinin aşağı yukarı %80'i buruk. Doğru. Kırık. Bunların hepsine bir moral oldu o bir şey olarak. Milli formayla yani bitti demeden bitirmemek, sonuna kadar mücadele etmek, uzatmanın da son dakikasında mağlubiyetten kurtulmak demek ki oluyormuş. O güzel mottoyu yeniden hatırlayabilmek. Evet, tabii bu milli maç mesaisinin öncesinde az önce milli maçtan hareketle hatırladığınız o yoğun lig takvimi ve onun içinde de önemli gündemler oluştu kendiliğinden. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yenilgilerin de ötesine geçen teknik adamların demeçleri oldu. Örneğin işte Fatih Hoca bir kinaye yaparak her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi ve mevcut kadroyla ocağa kadar gitmenin planlarını yapacağız artık dedi. Öte yanda da Sergen Yalçın yine benzer bir şekilde yönetimle arasına medya yoluyla mesaj göndererek transferi onu yapan ya da yapamayanlara sorun dedi. Teknik adamların o gün geçtiğimiz pazar günü kaybeden teknik adamların aslında yönetimle aralarındaki medya üzerinden diyaloğa şahit olduk. Bunları nasıl değerlendirdiniz siz? Şimdi burada yönetimlerin hem Beşiktaş yönetiminin hem Galatasaray yönetiminin tutumunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama iki başkanın da durumları ilginç. Yani Mustafa Cengiz benim yakın arkadaşım. Yıllardan beri komşuyuz ayrıca. Aynı mektepteyiz, aynı memleketteniz. Yani bu ülke içinde ne kadar hemşerilik, okuldaşlık varsa. Adam bir yandan hayatıyla ciddi bir mücadele veriyor. Evet. Bir yandan da maddi durumu meydanda olan Galatasaray'ı bugün Türkiye'nin en sağlam görünen mali yapısına getirmeyi başardı her şeye rağmen. Ve işte kıyametler kopuyor sosyal medyada. Onların da kimlerin adamları, askerleri olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Herkes biliyor, merak etmeyin. Şimdi bu Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in doğrudan kendisine hedef alan ithamları, ben ima demiyorum. Dedim ya, herkesi kör alemi sersem sanmanın alemi yok. Fatih Terim'in kimi hedefe koyup konuştuğu belli. Galatasaray Başkanı ve yönetimi. Sergen Yalçın'ın da belli. Evet. Beşiktaş Başkanı ve Beşiktaş Başkanı'nın da özel bir durumu var. Ben tesadüfen işlerindeyim, yakındayım.